Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlere beraber farklı bir server yaklaşık buyuyorum. Bayağı gelmiş, hatta şöyle açıklamasını yapayım. Yanlış bilmiyorsam eskiden ben bu serverin videosunu çekmiştim ama ne yazık ki yayınlamamıştım. Bir aksilik olmuştu. Server metin 2 falan yazmıyor. Sadece metin 3 yazıyor. Ben de bir merak ettim. Tekrardan baktım. Oyuna yeni yeni şeyler gelmiş. Tabii ki kurulum indirme tarzları biraz farklı. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir sürü kurulum var orada. Sonunda cevap verdi. Yani oyunda binalar gözükmüyor dedim. Şu an şimdi cevap verdi. Abicim, o adamın beta kılıcı ne kadar büyük lan öyle. Neyse. Şuradan bir başlayalım. Demirci var. Aslında şu dur. Sohbet satırındaki market ismini kapatalım. Oyuna girdi, görüldü. Bunları da kapat şöyle. Başka bir şey var mı burada? Yok, isimleri de kapatayım. Profili de kapat. Tamam. Demirci'de şöyle sunlar var. Nesne Market'te. Demirci'de mi basılıyor bunlar? Yok. Demirci ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Neyse, dursun orada. Yaşlı kadın var burada. Depocu var. Şöyle bir açalım depoyu. Yani belki yeni yeni şeyler çıkar. Bakalım var mı? Yokmuş, normal. Aslında şuna bir tıklasım var. Tamam, bir şey yokmuş. Zırhçı da o. Dur. Ne bu? Ninja, Sura, savaşçı al. Savaşçı al. Sura bırak. Tamam. Başka hiçbir şey yok alınacak orada. Silahçı. Şamanın iki tane ayrı LPZ var ama savaşçının yok. Farklı kostüm. Oo. Bunlar ne lan böyle? Bunları giyemiyoruz. Dur. Şuna tıkla. Şunu at yere. Diğer bir yandan ise şu işlemleri giyeyim ben. Efsunlar böyle 250 level mi? Artık siyah çelik 250 levellik. Neyse. Yani komple tüm itemler canlılık ama neden giyilmiyor? Seviyen mi düşük? Ha, 125 leveli. Neyse, orada level kasma vardı, ona bakacağım. Şurada level kasma vardı, bir gidelim. GM'de orada balığa bırakmış. Diğer bir yandan ise oyunda araba da var. Ben de daha demin araba pekini indirdim onu görmek için. Bir merak ediyorum, bakalım nasıl bir şey olacak. Kullanan pek yok herhalde, özel o da. Level ver ulen. Dur. Tamam, ver gitsin. Oo. Atlama şekli de güzel. Diğer bir yandan ise bir de şöyle bir şey var. Bu kalkanı takamıyoruz. O zaman yapıştır gitsin. Bu ne? Boss ve lastik etkinliği. Evet. Anlamadım. Herhalde özel bir gün eventler var. Event olduğu zaman büyük bir ihtimalle zaten GM duyurusunu yapar. Sonunda başladık. Biraz farklı. VS videosu beyler, şimdiden sormayın. Çünkü yani 32.000 olduğuna göre büyü hızlı da 32.000 varsa yani bir skill'i peş peşe vurabiliyorsun demek. Al, büyü hızı var. Yanlış bilmiyorsam bir de uzaktan vuruyordu bu. Bunun hamlesi. Kaç yer olduk? 250 olduk mu? Ben de tıklıyorum ya böyle. Dur bakalım. Tamam, 250 olmuşuz. Abicim, harbiden efsane. Karolord. Oo, bu daha bir güzelmiş. Mavi çelin siyah hali ama pardon, biraz böyle dark. Hatta şurada mor bir şeyler var, göze benziyor. At kalsın. Göndermek istemiyorum. Bazı serverlerde gönderiyorsun, bir daha geri gelmiyor. Para sıkıntısı yaşayacağız anlaşılan. Para ver. %100 yaşayacağız. Orada ne dedi o? Şunu atalım yere. Şu işlemleri de giyelim. Siyah çelik aynıymış ama parlaması farklı. Ben neden bundan iki tane aldım? Şunları giyelim. Şunu giy. Kalkanlar normal. Şunu at yere. Fazla bu. Hatta şöyle göstereyim de. Ne yazık ki skiller almayı unuttuk. Abi, parlama efekti çok fazla. Yani bir sürü parlama efekti var. Efekt var kızırız. Bir sürü hem de. Bir tane bile değil. Şu anda binalar gözükmüyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Ya da normal oyun öyle. Oha, HP'ye bak. Bedensel diyelim. Bak şimdi, demek istediğimi şimdi anlarsınız. Umarım P kendiliğinden oluyordur.
Güzel. Uğraşmak istemiyorum çünkü tekrar P'yi açmakla. Şimdi demek istediğim şey şu. İniyorum attan. Yabani köpek var mı? Hiçbir şey mi yok? O zaman ben gene bir şey indirmeyi unuttum. %100. Hamle uzaktan vuruyor aynı okçu gibi. Saldırı gücüne bak. Oha. Hatta şöyle örnek vereyim. Bak şimdi. Büyü hızı 32 bin. Hep basıyorsunuz hep. Yani bunun gibi. Hatta GM'de şurada desem yok. Şimdi GM'de orada onun yanındakileri vursam balık tutuyorlar. Bu sefer de durduk yere GM'ye ban atmaya başlayacak. Yaklaşık şu an 3 kişiyi banladı oyuna. Balık tutanları rahatsız etti diye. Balık tutanları rahatsız etti diye. Şimdi şuradan bir başlayalım. Benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi o kostümler. Diğer bendeniz yanlış bilmiyorsam serverde işte herkesin kullandığı kılıçları alamıyorsunuz siz kendiniz. GM'ye söylemeniz lazım. Onda da su taşımı ne veriyorsunuz? Tabii ki şöyle bir şey var. GM sizi yanına çekmiyor. GM ülkeye geliyor, birinci köye. Herkes kuyruğa girer gibi sıraya giriyor. İşte söyleyeceği itemi söylüyor, su taşını veriyor, bitti. Yanlış bilmiyorsam böyle. Buradaki ticaret de böyle işliyor. Yani farklı bir edit kılıç almak için. Bak mesela adamda kuru kafa var. Ben ona öyle diyorum. Onu normalde biraz zor alırız. Neyse, burada bunlar var. Savaşçı giyebiliyormuş. Şunu alalım. Bunu Sura giyebiliyor. Tamam, çıkar. Görünüşü pek güzel değil bunun. Başka ne var? Sokak kostümü var. Bunu alalım. Bunu giydim zaten. Bunu geç. Savaşçı Osmanlı. Ninja diyor. Sura, Şaman. Bunu al. Sonra hatta şöyle renklisini de alın. Hepsinden alalım. Şunu da alalım. Savaşçı şunu da al. Başka Ninja, Sura, Şaman var. Bitti. Tamam. Şöyle bir bakalım. Sokak kostümü yok. Kış takımı gerçek gibi. Harbiden de öyle. Bir de YouTuber kostümü var. Diğer benden Osmanlı kostümü de var. Ve savaşçı. Bu bambaşka bir şey ama pek güzel değil. Bana göre bu daha güzel. Osmanlı. Görünüş olarak bu zırh daha iyi bana göre. Bunu değiş eski. Şimdi sıradaki neymiş? Kostümden sonra Mavi Su Adası var. Şaman'ın harbiden çanı efsane. Yani kendisinden uzun çan tutuyor. Su Taşı Adası'na giriş diyor. Teknik destek NPC. Onunla ilgili bilgili. Minik sudak balığı nasıl bulurum? Mesela var burada. Balık tutarak tabii ki. F8 tuşuyla balık botunu açıp denizden tutabilir diyor. Eskrim broşürü ne işe yarar ki? Nereden çıkıyormuş bu? Sürgü mağarasındaki cadıyı keserek rahatlıkla elde edebilirsiniz diyor. Herhalde item dönüştürürken lazım oluyor. Ejder pul. Bu da büyük bir ihtimal ejder. Evet, sürgün mağarasındaki ejderi keserek diyor. Hatta şöyle bir bakayım bir dakika dur. Şunu giy. Şunu dönüştüreceğiz. Yapı sonra hemen burada. Su taşı istiyormuş bu. Bunu her birinden 10 tane mi istiyordu ya? Hani öyle diyorlardı. Yorumlarda da görmüştüm. Bir oynayalım bakalım. Sırada tavşan var. Tavşan da kemer 5. Efsun'un NPC'si yazıyor. Kemer sandığı almak istiyorum. 3000 adet su taşı lazım diyor. Araba almak istiyorum diyelim. 3000 adet taşı zırhlı panda mührü. Araba bir tane arabanın markasında ama şu anda unuttum. BJK kostümü var. Güzelmiş, bunu almaya çalışırım. FB, ona da bakalım. 3000 su taşı istiyor. Bir de Trabzon var. Evet. Bu da 3000 su taşı. 5. Efsun bir adet kılçık istiyor. Bu kadar kılçık burada vardır ya. Nesa markette ne var? Oo. VS'lik pet. 3 başlı ejderha mührü mü? Buna bir bakalım. Bunu biliyorum. Evet. Bunu da biliyorum. Yok, bunu bilmiyorum. Şunu şuna merak ettim. Alev aslan, bunu alalım. Kar canavarı. Farklı farklı. Aslında şöyle hepsini alasım var. Merak ediyorum. Çünkü en azından sizlere de göstereyim. Yavru penguen mi? Bir de yavru ork. Biraz değişik bir video olacak. Hem de değişik bir server. 3 başlı ejder. Geldi mi? Geldi. Harbiden de öyle ama küçücük. Neyse gönderelim bakalım. HP filan işliyor galiba. 480 miydi daha demin?
Yok, işlemiyormuş. Bu ne? Kahraman domuz uçuyor havada. Bunu da geç. Kedi. Bu güzelmiş. Ama ayı gibi. Harbiden de öyle ayı gibi kedi. Alev aslan geldi. Biraz farklı. Bu kuyrukları bir yerden hatırlıyorum ya. Hatta öyle bir oyun da vardı. Ama bu komple değişmiş. Bu da iyiymiş. Kar canavarı var. Bayağı uzun sürecek ya. Neden buna tıkladığım zaman diğeri gidip diğeri gelmiyor ki? Kar canavarında ekran biraz dondu. Dediğim gibi değişik değişik mühürler var. Bak mesela birisi arabayı almış. Leonidas kalsın. Bu da kalsın. Çünkü orada yazıyor. Rufus var. Porky var. Penguen Char. Leopar var. Panter var. Bir de şunların ikisine bakalım. Tamam. Penguen de normal. 2 dakikalık mı? Nasıl bir özellik veriyor ki bu 2 dakikalık? Burada kahraman skill PNPC var. Temel becerileri P yapmak istiyorum. Beceri sıfırla kahraman olmak var. Ondan sonra zırhçı NPC'si var. Oo. Sonunda işte buldum ya. Bu benim en sevdiğim kraliyetlerden bir tanesiydi eskiden. İşte demek istediğim şey buydu. Eskiden emek PvP'de sürgün yaparken ben bunları kullanıyordum. Bu böyle renkli var. Hatta bunun mavisi bile vardı. Mavi, kırmızı, sarı. Bunun bir de formalı hali vardı. Takımlı. Hatta şöyle alalım. Bir de şunlar var. Sura'nın şu güzeldi. Bu bayağı güzeldi. Bazı serverde bu son dönüşümdü. Yani uğraşmak için nereden baksan sabaha kadar onunla uğraşırdım. İşte demek istediğim bu. İşte. Sonunda öyle bir PvP buldum. Burada da Ayıldız tarzı bir şeyler var ama bunlar gözükmüyor bende. Anlamadım gitti neden. Ayıldız giymek isteyen varsa oradan alabilir. Saç stili var burada. Tabii ki almanızı tavsiye etmem. Çünkü burada canlılık 32 binli veren var. Kahraman bu böyle. Ox yarışması var, girişi burada. Cevher inci NPC var. İnci aç var burada. Şu anda ne yapıyorsun? Tamam, bunu boş ver. Hatta şöyle bir eklenir mi ya bu? Bir şunun üstüne bir koyayım bakalım. Yok, öyle bir şey olmuyormuş. Gördüğünüz gibi böyle kılıçlar almak için bu kılıcı neden böyle havada tutuyor bu? Bu 105'lik Ejder Palası değil mi? Bak gördüğünüz gibi mühürler gidiyor. Pek fazla uzun durmuyor mühürler. Bir kasmaya gidelim bakalım. Kasması nasıl? Sonunda benden istediğiniz PvP geldi. Nerede bu? Mavi Su Taşı Adası, gidelim. Şimdi buraya geldim. Şöyle bir bakalım. Hani uzaktan vuruyor diyorlar. Harbiden de vuruyormuş. Ama ben yanlış kılıçla vurdum. Kasmalık şuradaki. Yani sitede öyle var, Nesta Market'te. Kasmalık olarak bunu gösteriyor. Pek işlemiyor. Hatta şöyle dibinden vuralım. Böyle işiyormuş. Herhalde kılıcım son dönüşüm değil diye böyle bu. Değil mi? Onun gibi bir şey. Neyse, her item dönüştürüşte 10 tane su taşımı ne istiyor? Gene buyurun size kolay PvP. Bedava editliyseniz buyurun size bedava editli ve daha değişik ve bana göre daha da güzel. Yani skill vs atarken skill beklemiyorsunuz ama biraz uzun sürüyor. Yani mesela şöyle yapabilirsiniz vs atarken. Dakika 1-2. Tabi şansa bazen patlıyor. Balık alım başlıyor mu? Herhalde event gibi bir şey var. Güzel ya, ben sevdim. Serinin devamını isteyen varsa beyler yorum yapmayı unutmayın. VS videosu olur, normal takılma olur. Benim için fark etmez. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. İşte GM burada. Bütün herkes sıraya girip herhalde balık gibi bir şey varmış. GM balık veriyorlar. Bir item oluyor herhalde, onun gibi bir şey. Hatta bak şurada herhalde birisi sıraya kaynamaya çalışıyor. Neyse, yani bunun gibi. Neyse, biz şöyle bir gidelim de item dönüştürmeye bir bakalım. Bir dönüş resim var şunu. Yani parlama çok fena. Baron mu? İntikam kılıcı. Bir bakmak istiyorum buna. Yani istediğiniz yerde tutabiliyorsunuz. Zaten sorun değil. VSR'e bir koyuyorsunuz. Tek gidiyor zaten. Aslında o olay gitmiş mi ya? Hani bunu GM'den istiyorduk diyecektim ama bu sefer siz kendiniz... Yok. Hani normalde diyelim bu böyle bir kılıç almak için hani bir su taşı verip GM'den alıyordunuz ama herhalde o olay gitmiş.
istediğiniz yerde tutabiliyorsunuz. Ama ataklı değişiyor. Öyle bir şey yok herhalde. Değil mi? Bu son %100. Yo, daha var. Gidiyor bu. Yok, pek güzel değil. Bunu geç. Şuna bir bakalım. Bu da pek güzel değil. Bunu da geç. Atak zaten artıyor. Bu da geç. Ölümcül kılıç. Görünüşü aynı ama buradaki envanterdeki görünüşü farklı. İşte sonunda benim en sevdiğim kılıç bu işte. Ama sonunu merak ettim. Bu son dönüşümün sonu var mı? Yoksa yok mu? Kuru kafada böyle. Evet, o olay gitmiş. Yani istediğiniz kara, istediğiniz görünüşe tutun bunu. Fark etmiyor. Sadece değişen tek bir şey var, o da atak. Daha demin adada kasarken su taşı artmamaya başladı. Birkaç tane metinden sonra. Ben bu yüzden birinci köye geldim tekrardan. Yani normalde daha kasasım vardı. Oha. Abi bu ne? Abi metin 3'e bak. Betalar varmış. Betaları alsam mı ya? Yok. Burada pek sevdiğim beta yok. Şu kırmızı güzel bana göre. Bir de diğer benden şunu alacağım tekrardan. Şöyle bir devam edelim. Bakalım daha üstünleri neler varmış. Bu iyi değil. Bu ne? Bu da biraz farklı. Benim en sevdiğim kılıcın biraz daha değişik hali. Bu herhalde Ejder Palası. Yok. Bu da değişik. Abi bunun sonu yok mu ya? Hala da gidiyor bu. Buna geç. Güzelmiş. Şimdi atak 1650 oldu. 300 level oldu şimdi. GM7 kafa kıran. GM kılıcı mı bu? Biraz saçma oldu. Neyse, boş verin onu. Beyler, ben böyle dakika bir gösteriyorum ama abi bitmiyor ki. Bas 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 bitmiyor. Bunun sonu yok mu ya? Basılıyor da basılıyor. Sonunda geldik. Ejder Palası. VS atma biraz farklı olur. Araba mı? Binebiliyoruz mu buna? Yani kısacası böyle harbiden bayağı farklı server VS deseniz biraz zor. Bilmiyoruz, bakacağız. Yani oyuna gelişebildiğim kadarıyla size bir şeyler göstermeye çalışırım. Turel, Metin 3 de böyleydi. Bedava editti. Oynamak isteyen varsa direkt site açıklamada mevcut. Artık başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay ve tabii ki abone olmayı kesinlikle unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi oyunlar.